Merhaba arkadaşlar, Python dersine hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Python'da modül yapmayı öğrenmiştik daha önceden. Şimdi ise var olan bir modülü kullanıp bir uygulama geliştireceğiz. Hatırladığınız gibi önceki derste kendi modülümüzü yazmıştık. Şimdi ise var olan bir modülü kullanaraktan bir uygulama gerçekleştirelim diyoruz. Bu uygulamada biz basit bir, daha önce bilirsiniz, sayı tahmin oyunu. Girilen sayıya göre işte aşağı diyecek, yukarı diyecek ve sonuca göre bizi yönlendirme yapacak. Evet, hemen bir projemizi oluşturalım. Projen adı sayı bulma olsun. Sayı bulma nokta pi dosyamız oluştu. Şunları artık kapatıyorum, işimiz kalmadı. Evet, öncelikle modüllerimizi ekleyelim. Bize ihtiyacımız olan bir random, bir de time modülüne ihtiyacımız var. Hemen import random yazarak modülümüzü kolayca ekliyoruz. Import time dediğimizde de zaman şeyimiz, modülümüzde eklemiş olduk. Ekran açıldığında ilk kullanıcıya bir şeyler yazdırtalım. Yine yıldızlarımızı atalım isterseniz şekilde. Yıldızımızı bastık. Sayı tahmin oyunu şeklinde yazdık. Tekrardan yıldızlarımızı bastırdık. Evet, şimdi ise rastgele bir sayı oluşturacağız ilk başta. Rastgele sayı diyelim. Bunu nasıl yapacağız? Bunu random fonksiyonu modülünü kullanarak bundan random nokta rand int şeklinde ve buna aralık gireceksiniz arkadaşlar. Ben 1 ile 40 arasında yapacağım. 1 ile 40 arasında bir sayı üretecek arkadaşlar. Bir de tahmin hakkımız olacak tabii ki. Tahmin hakkımız. Buna 7 verelim. Daha sonra kolay ya da zorluğa göre değiştirebiliriz. Evet, şimdi geldik tekrardan döngümüzü oluşturmaya. While true döngü oluş. Daha sonra tahmin alacağız kullanıcıdan, tahmin ettiği kullanıcıdan ve bunu tabii ki de integer'e çevireceğiz. Input diyerek kullanıcıdan artık tahmininizi girin şeklinde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam, kullanıcıdan aldık. Şimdi bunu kontrol edeceğiz artık. Tahmin eğer küçükse rastgele sayıdan ne diyeceğiz? Print önce bilgiler sorgulanıyor şeklinde yazdıracağız. Buraya time nokta sleep diyerek bir saniye bir geciktirme yapacağız. Sanki gerçekten bir sorgulama, ya sorgulama işlemi yapıyor tabii ama çok hızlı yaptığı için bu hani gerçekçi gibi durmuyor. Birazcık böyle bir saniye koyarak gerçekçi gibi yaptırmış olacağız. Daha zevkli hale gelecek. Ve sonra daha sonra diyecek ki daha yüksek bir sayı giriniz şeklinde bir ifade bulunacak. Daha sonra tahmin hakkımız ne olacak? Tabii ki de eksilecek arkadaşlar. Bir eksilip daha sonra hayatına devam edecek. Else geldik, else kısmına. Burada ne olacak? Print bilgiler yine sorgulanıyor şeklinde yazdırtabiliriz. Gene time nokta silip bir saniye bekle. Print deyip daha küçük daha küçük bir sayı giriniz olacak. Daha küçük bir sayı giriniz şeklinde. Tabi bunu
Mert değil de Elif'e yazdırmamız gerekiyor. Elif. Elif deyip tahmin büyükse rastgele sayıdan daha küçük bir sayı giriniz. Tahmin hakkımız gene azalacak arkadaşlar. Bir azalacak. Tahmin hakkımız da azaldı. Şimdi eğer bu x'te değilse ne olabilir? Ne olabilir? Tahmin hakkının tabi bitti. Onu da bir sorgulattıracağız. Eğer bu x'te değilse bu else kısmına ne olacak? Bilmiş olacağız. Print deyip tebrikler. Sayımız deyip virgül rastgele sayı şeklinde yazdıracak arkadaşlar. Daha sonra break deyip programı sonlanacak. Tabii bir sonlanma ihtimali daha var. O da ölmek mi dersin? Hayır değil tabii ki de. Print if deyip şunu kapatalım. If diyeceğiz. Tahmin hakkımız eğer ki tahmin hakkımız eşitse sıfıra. Ne olacak bilemedik. Hakkımız bitti. Print diyecek. Maalesef kaybettiniz. Sayımız buydu şeklinde olacak. O da rastgele sayı olacak arkadaşlar. Bunu yazdırdıktan sonra hakkınız bitti diye gerek yok ama onu da yazmak isterseniz yazdırabiliyorsunuz. Onu şöyle yazın o zaman print. Hakkınız bitti. Maalesef kaybettiniz. Sayınız bu şekilde diye yazdıracak ve break komutuyla gene uygulamamız bitecek arkadaşlar. Evet, şu an bir sorun gözükmüyor. Bir çalıştıralım bakalım. Tahmininiz 20 giriyorum. Bilgiler sorgulanıyor. Daha yüksek bir sayı giriniz diyorum. 30 dedim. Bilgiler doğrulanıyor. Daha yüksek bir sayı giriniz diyor. 35 giriyorum. Tebrikler, sayımız 35'ti. Vay be, 3. hakkım da bilmiş oldum arkadaşlar. Tekrardan bir daha başlatıyorum. Tahmininiz diyor. Tekrardan 20 girdim. Bilgiler sorgulanıyor. Daha küçük bir sayı derken onu da girdim. Gene daha küçük bir sayı giriniz. Bu sefer 5 giriyorum. Daha yüksek bir sayı giriniz diyor. Herhalde 5 ile 10 arasında yakaladık. 7 mi? Acaba daha yüksek bir sayı giriniz. 9 giriyorum. Tebrikler. Sayımız 9 şeklinde bana geri dönüş yaptırdı arkadaşlar. Evet, bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama bilgisayar mühendisliği arkadaşlar okuyanlar bilir. Binary search araması algoritması yaptım ben. Genellikle bir sayı arada belirlenecekse ikiye böyle böyle giderek oranı daha küçük indirgenme olasılığınız daha yüksek olduğundan bulma oranınız artacak arkadaşlar. O yüzden hani bilmeyen arkadaşlar için binary search'ı mutlaka araştırmanızda tavsiye ediyorum. Evet, dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin.